Ben Erdin Çamaş, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Bugünkü içeriğim XS20 ile ilgili olacak ama XS20'yi bütün alamayız çünkü çok fazla yeni özellikleri var. Ben de o yeni özelliklerine göre teker teker anlatmak istedim. Ve tahmin ediyorum ki birçoğunuzun belki de en çok istediği, incelemeyi en çok istediği özellik bu vlog özelliği olacaktır. Dolayısıyla bugün onu yapmaya karar verdim. Bunun için de sizi çok güzel, daha önce de götürdüğüm ama benim çok beğendiğim bir mekana götüreceğim, bir ortama götüreceğim. Gomeda Vadisi'ne götüreceğim sizi. Oradan da belki başka yerleri de gezeriz. Bakalım bugün ne gösterecek bize. Ama güzel olan şey şu, bütün ayarları tamamen vlog ayarında çekeceğim. Ve anlatacağım neler yaptığımı size. Hadi şimdi gezmeye gidelim. Gomeda turu başlıyor. Erdin Çamaş'la fotoğraf çekmek kolay. Şimdi sevgili dostlar, XS20'yi tek bir videoda tanıtmak hem haksızlık olur hem de çok uzun sürer hem de mutlaka bir şeyleri eksik bırakırız. Dolayısıyla bugün sizin en çok merak ettiğiniz konuyla başlamak istedim. O da bu makinenin, bu kameranın vlog becerileriyle ilgili. Şimdi ilk açtığınızda Full HD 2997 FPS olarak ayarlar ama vlog bölümüne gelip de video bölümlerinden bu değişiklikleri istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ben de şu anda bunu F-Log 2'ye, efendime söyleyeyim, 4K24'e ayarladım. Daha sonra istediğim gibi renklendireceğim. H265 All Intra'ya ayarladım. Şu anda göz odaklaması ön planda. Ama zaman içerisinde size diğer özelliklerini de göstereceğiz yavaş yavaş. Ve bunun için de çok güzel bir ortama geldik. Bugün hava da oldukça iyi. Gomeda Vadisi'ne geldik. Gomeda Vadisi'ne çok güzel çekimler yapacağız. Biz bu Stavros tik sesi var. Tam beraber düşelim. Yengeden bitkisel şeyler, yenen bilgiler. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar rahat nasıl çeviriyorsun abi? Şeyi kullanıyorum. Bu yeni gripi kullanıyorum. TGB bilmem ne kaç, onu söylerim ben size sonra. Ya Bengi, neyi arıyorsun sen kızım? Suyu. Köprünün altı mı? Suyu arıyor. Su ileride arkadaşlar, ileride. Şimdi oraya doğru gidiyoruz, tamam mı? Hadi görüşürüz biraz sonra. Evet çocuklar, ne diyorsunuz? Güzel. Ha? Güzel. O kadar. Bayağı konuşkansınız yine. Bence çok güzel. Vallahi bayağı konuşkanlar, ne yapacağız bilmiyorum yani. Bildiğin normal ya. Şu da güzel agaymış. Ananı. Şimdi tabi orayı keseceğiz. Ananı'yı keseceğiz. Yeraltı. Şimdi yürümeye yeraltı devam edelim. Bu taraftan yeraltı şeysi. Yürümeye devam edelim ormanlığın içinde. Gomeda Vadisi'nde. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Kanalımızın yengesi, nasıl buluyorsun burayı? Burası mı? Bugün hava çok güzel. Burası tam bildiğiniz orman şeyi gibi. Zelve'nin böyle daha vahşi hali. Buraya gelenler bilirler. Çok da yağmur çok yağdığı güzel için, evet. Çok da yağmur yağdığı için şahane olmuş. Çok güzel olmuş. Çok yeşil olmuş. Yeşillenmiş. Kapadokya hiç bu kadar yeşil olmamıştı. Aynen aynen. Nasıl tutup?
yine bastım. Ya abim, arkadaş. Ya budur gel. Gel ben seni alayım gel. Ay benim ayağım girdi zaten gel. Ben gelirim. Sen benim dengemi bozdun. Adventure kadar. Macera sever misiniz? Şurada gördüğünüz gibi tehlike ve danger diyor. Artık bundan geri dönüyoruz sevgili dostlar. Ya bugün topraklı yere basmayacak. Bırak gözlüğü ben gelirken alırım. Heh. Vallahi işte tepeye geldik. Yani vlog gayet güzel. Şu anda ben çekmiyorum tabii. Oğlum o gün çekiyor. Tamamladık. Biraz anlat bakalım Gomeda'yı. Böyle gittik aşağı indik. Ondan sonra... Ya düzgün anlat ama. Tamam. Aşağı indik. İlk önce çay vardı. Üzengi galiba. Aynen. Üzengi çayı var. Onun yanından yürüyorsun zaten. Bazı yerlerde geçişler var. Tahta köprüler var. Onların üzerinden geçtik. Bir turu var zaten vadinin. O turu biz kısa turu tamamladık. Uzun turu 7,5-8 kilometre kadar gidiyor. Mustafa Paşa'ya çıkıyormuş sonu. Biz o kadar yapmadık. Biz şöyle bir vadinin içinde dolandık geldik ama biz de bir herhalde 3 kilometre falan yürümüşüzdür rahat. Biraz tarihinden bahseder misin? Onu vallahi ben Yunanlılar. Çok hatırlamıyorum ama Yunanlılar yaşıyormuş galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Abiye sormak lazım onu. Evet, şu anda Mustafa Paşa'nın... Nereye geldik yavrum? İsmi neymiş buranın? Aziz Nikola Manastırı. Aziz Nikola Manastırı. Şimdi o zaman bir gezelim arkadaşlar Aziz Nikola Manastırı'na. Sevgili dostlar, şimdi manastırın içine giriyoruz. Ooo, müthiş durumda. Ben çevireyim de size birazcık manastırı çekeyim. Gördüğünüz gibi çok iyi korunmuş durumda. Çok güzel bir manastır. Tahmin ediyorum herhalde 16. 17. yüzyıldan olması lazım ama kontrol ederiz onu da daha sonra. Ne
yeşil. Çok yeşil ya. Bu sene çok. Evet sevgili dostlar. Bu geziden döndük eve. Şöyle bir ayarlayayım kendimi. Özür dilerim sizden. Heh şöyle. Oradaki bütün çekimleri yine bu Vlog ayarında yaptım. Vlog ayarı ilk size geldiği zaman tekrar söylediğimi hatırlamıyorum ama bir tekrar edeyim size. Normal şartlarda Full HD şeyle geliyor. 29,97 FPS artı H264. Yani en düşük ayarlarda başlatıyor size Vlog'u. Ama siz bunu Vlog ayarınıza getirip normal video ayarlarından istediğiniz ayara getirebiliyorsunuz. Ki ben bunu F-Log 2'ye getirdim. Ondan sonra başka neye getirdim? 4K 24 FPS'ye getirdim. All Intra'ya getirdim. Yani H265'e getirdim. Yani kendimce en yüksek ve kaliteli ayarlara getirdim. Ondan sonra da tabii doğal olarak da bu şekilde kayda başladım. Bu işin yüz göz takibiyle ilgiliydi ama Vlog'da başka özellikler de var. Şimdi onları tek tek inceleyeceğiz. Acaba kayıt esnasında değiştirebiliyor muyuz? Onlara bakacağız. Kayıt esnasında onu değiştiremiyoruz sevgili dostlar. O zaman kapatacağım. Şimdi önce background defocus'u çalıştıracağım size. Evet, zaten öyle çalışıyormuş. Özür dilerim. Onu devre dışı bırakalım. Bu sefer de bir bakalım ne alemde ya da ne fark ediyor ya da fark ediyor mu? Evet. Şimdi arka plan bulanıklaştırmayı kapattık. Farkın ne olduğunu siz kendi gözünüzle görüyorsunuz. Bir de şey bir bölüm var. Tabii çok ilginç olan sevgili dostlar. Buradan IBIS'i devreye sokabiliyorsunuz. Dışarı çıkartabiliyorsunuz. Yavaş çekimi devreye sokup çıkartabiliyorsunuz ama benim için çok önemli. Daha doğrusu birçoğunuz için çok önemli. Güzel bir özellik daha var. O da ürün öncelikli. Şimdi ona bir geçeyim. Ondan sonra bakalım ne yapıyor. Evet sevgili dostlar, ürün öncelikliye geçince doğrudan doğruya bütün diğer ayarları kapattı ve ürüne odaklanıyor. Sonra tekrar size odaklanıyor. Ürüne odaklanıyor. Tekrar size odaklanıyor. Ürüne odaklanıyor. Tekrar size odaklanıyor. Evet sevgili dostlar, tekrar ana şeye döndük, ana menüye döndük. Yani dolayısıyla yüz göz takibi ve arka plan bulanıklaştırma. Tabii arka plan bulanıklaştırma dijital bir bulanıklaştırma olmadığı için kullandığınız lensin buna tabii ki çok önemli bir etken olacaktır. Şu anda kullandığım benim F4 lens olduğu için arka planı ne kadar bulanıklaştırabiliyorsa o kadar bulanıklaştırıyor ama tabii ki F4, F1.4'lük bir lens kullanacaksanız arka plan bulanıklaştırma da çok daha başarılı olacaktır. Ondan zerre kadar şüpheniz olmasın. Çünkü zaten Vlog'da benim size tavsiye ettiğim şeyde lensin diyaframını da otomatiğe bırakın. Gerisini zaten kamera kendisi yapıyor. Sevgili dostlar, kayıtları inceledikten sonra bir şeye fark ettim ki diyaframı tamamen otomatiğe ve makineye bırakmak çok iyi netice vermemiş doğrusunu isterseniz. Şu anda ben tekrar bu diyaframı kendim F4'e getirdim. Yani sabit bir diyaframa getirdim. Ve yeniden bir çekim yaptım ki tahmin ediyorum ben bundan sonra Vlog'da yapacağınız çekimin böyle olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü otofoküste de sapmalar olmuş bu şeyden dolayı, bu diyaframdan dolayı. Ya daha doğrusu otofoküsteki sapmaları da ben biraz buna bağlıyorum. Bu defocus ben pek tutmadım doğrusunu isterseniz. Defocus'u bence manuel olarak diyaframla yapın. Defocus çok basit bir kavram. Lensinizin gücüne göre, daha evet lensinizin diyafram gücüne göre, işte hızlı ya da yavaş bir lens olması neticesiyle, eğer F1.4'lük bir lense sahipseniz arka plan defocus'unuz tabii ki çok daha kuvvetli olacaktır. Ya da F4 gibilerde de daha normal olacaktır. Ama en azından böyle sürekli oynamaları olmayacaktır. Çünkü benim fark ettiğim bir şey var. Kameranın şeyi çok kuvvetli. Göz takibi inanılmaz kuvvetli. Yani nereye kafamı oynatırsam oynatayım, gözümü hiç kaçırmıyor, hiçbir şekilde kaçırmıyor. Ama şu anda herhangi bir sapma da görmüyorum seyrettiğim zaman. Arkada diyaframla ilgili herhangi bir oynama da görmüyorum. Dolayısıyla gördüğüm birinci hatayı hemen burada ben size ileteyim. Sakın siz olun, diyaframınızı otomatiğe almayın. Her şeyi de kameraya bırakmamak gerekiyormuş demek ki Vlog'da.
Sevgili dostlar, sesle ilgili bir tek şey yaptım. Benim küçük Rode Micro shotgun mikrofonunu bir şeye bağladım, kameraya bağladım. Seslerde hiçbir düzeltme yapmadım. Yaptığım tek bir şey var. Mikrofon, harici mikrofon ayarından da otomatiğe bıraktım. Yani her şeyi tamamen kameraya bıraktım. Çünkü şunu istedim, yani siz hiçbir şeyle uğraşmadan bu ses beni kurtarır mı, kurtarmaz mı? Bazen düşük konuştum, bazen yüksek konuştuk. Böylelikle kameranın gerçek performansını göreceksiniz. Gerek ses bazında, gerek video çekimleri bazında. Gerek vlog'taki başarısı, gerek videodaki başarısı. Siz şeyi tercih edebilirsiniz. Eterna'da çekmeyi tercih edebilirsiniz. H264'da çekmeyi tercih edebilirsiniz. O sizin kişisel tercihleriniz ve onların ayarlarını zaten yapabiliyorsunuz. Ama vlog ayarına getirdikten sonra bütün bu ayarları yapıyorsunuz. Ben bugün yine de F-Log 2'de yapmayı tercih ettim ki düzeltmeleri yapabileyim diye. Ama sesle ilgili hiçbir şeye dokunmadım. Dolayısıyla ses ne kadar iyi çıkıp çıkmayacağını şu anda bilmiyorum. Ancak edit de ortaya çıkacaktır. Herhangi bir yükseltme de yapmayı düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Sesindeki kayıt başarısını da böylelikle bu makinenin. Şimdi sevgili dostlar, toparlamak gerekirse ben bu vlog özelliğini doğrusunu isterseniz çok sevdim. Çok mu kullanırım? Sanki kullanırım ya. Ama bunu daha efektif ve daha keyifli kullanmak için mutlaka o tripodu alın derim. Değecektir vereceğiniz paraya çünkü. Özellikle de ne bileyim ben 15-45 gibi ya da 18-120 gibi bir elektronik zoom kullanacaksanız ya da elektrikli zoom kullanacaksanız da inanın bana hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu tripodla ilgili de bir içerik yapacağım kısa bir süre sonra ki ne kadar faydalı olup olmadığını daha rahat görebilin diye. Efendim, vlog özelliğiyle ilgili XS20'nin şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size bol örnek verebilmişimdir. Hem kameranın da daha doğrusu video performansının oldukça görmüş oldunuz. Bu tamamen program modunda çekilmiş bir, yani program mod dediğim tamamen otomatik modda çekilmiş bir çekim oldu. Şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, beğenme butonunu aktiftiyse lütfen ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.